Evet arkadaşlar, şimdi dediğimiz gibi geldik, durduk. Durduktan sonra biz neyi göreceğiz? Kelebek camdan baktığımızda arkadaki dubamızı göreceğiz. Şimdi ne yapacağız? Ben eğilmeden düz bir şekilde duracağım. Koltuğa yaslanmış bir şekilde. Debriyajıma tam bastım. Vitesimi geriye aldım. Geriye aldıktan sonra direksiyonumu hiç ama hiç ne yapmayacağım dubayı görene kadar çevirmeyeceğim. Yine kafamızı arkaya çevireceğiz. Kelebek camdan dubamızı çok az görene kadar düz bir şekilde direksiyonumuzu oynatmadan geliyoruz. Dubamızı gördüğümüz an arkadaşlar duruyoruz. Bakın dubamı nerede gördüm? Kelebek camdan ucunu çok az bir şekilde gördükten sonra durdum. Buraya gelene kadar direksiyonumu hiçbir şekilde dubayı görmeden ne yapmadım? Çevirmedim. Dubamı gördükten sonra direksiyonumu nereye çevireceğim? Sağ tarafa gireceğim için direksiyonumu tam sağa kilitliyorum. Tam sağa çevirdikten sonra burada trafik nereden akıyor? Sol aynadan aktığı için sol aynamızı ne yaparak geleceğiz? Arkadaki dubayı görecek şekilde geleceğiz. Şimdi debriyajımıza tam basılı freni bıraktığımızda bakalım aracımız kayıyorsa fren kontrolüne ne yapalım? Yavaş yavaş gelelim. Freni bıraktım, aracım kayıyor. Baktık kaymıyorsa freni bıraktık, debriyajı az bir şey çekiyoruz. Kavrama noktasına geliyoruz. Hızlanınca ne yapacağız? Tekrar debriyaj, fren yapıp duracağız. Burada yavaş olalım elimizden geldiğince. Dubayı kaçırdığımız zaman tekrar ileri gitme hakkımız yok. Şimdi bakın geldim. Çizgili alandaki dubalar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren duba çizgisiz alandaki duba. Bakın bu birinci duba. Şimdi geldim. İkinci duba çizgisiz alandaki neyi göreceğim? Dubayı göreceğim. Şu duba. Kapı kolu bitiminden yerdeki turuncu yuvarlak kısmı ne yaptık arkadaşlar? Görünce durduk. Evet. Durduktan sonra ölçümüzü aldıktan sonra burada direksiyonumuzu tekrar ne yapıyoruz? Tam sağdaydı. Dubamızı gördük. Her dubayı görmek direksiyonu çevirin demek. 1,5 tur direksiyonumu ne yapıyorum? Airbag yasını 2 kere kendime doğru düz okuyacağım. 1, 2. Şimdi direksiyonumu düzelttim. Tekrar nereye bakacağım? Sağ aynama bakacağım. Sağ aynamda aynamın, yani şu aynama kulak kısmından göreceğim duba kayboldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Duracağız. Geliyoruz yavaş yavaş. Evet. Kulak kısmından dubamızı ne yapıyoruz? Kaybettiğimiz an duruyoruz arkadaşlar. Evet. Dubamızı aynamızın kulak kısmından kaybettiğimiz an durduk bu şekilde. Eğer ki şöyle ortalarsanız bunu, yani çok kaybederseniz bu sefer ne olacak? Aracınız kaldırıma yakın olacak. Kaybetmezseniz de bu sefer dışta kalacaksınız. Şimdi ben dubamı ne yaptım? Aynamın kulağının kısmından dubayı kaybettikten sonra ne yaptık? Durduk. Durduktan sonra direksiyonumuzu tam sola çeviriyoruz. Tam sola çevirdikten sonra sağ ayna kontrolüyle kaldırıma paralel olacak şekilde geleceğiz. Evet. Şimdi burada şu şekilde kaldırıma paralel olacak şekilde ne yapıyoruz? Tekerlerimiz sarı çizginin içine değecek ya da kaldırıma yakın yerde olacağız arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere paralel olana kadar geliyoruz. Paralelliğimizi yakaladık. Şu an durduk. Tekerimiz sarı çizginin üstünde ve kaldırıma yakın bir şekilde ne yapıyoruz? Duruyoruz arkadaşlar. Şimdi durduktan sonra önümüze de yine bir bakalım düz müyüz diye. Evet düzüz. Soldaki dubada bakın nereye girmiş? Direksiyonun tam iç kısmında kalmış. Yani duba nerede? Solumuzda. Bizim direksiyon nerede? Sağ tarafta. Yani bunda ne yapacağız? Direksiyonumuza baktığımızda dubayla eşit olmasını, paralel olmasını görmeniz yeterli. Karşıya baktınız düzüz. Paralelliğimiz dediğimiz gibi güzel. Şimdi burada çıkış için size şunu söyleyeceğim. Geri viteste gelmiş durmuştuk ya arkadaşlar burada. Yapmanız gereken parklardan çıkarken önce dikkat etmeniz. Sol sinyalinizi önce verin. Daha sonra vitesinizi hemen 1'e alın. Direksiyonunuz tam sol. Çıkışımızı ne yapıyoruz şimdi? Geldik. Şu ben göreceğim dubayı geçene kadar direksiyonumu ne yapmıyorum? Sağa çevirmiyorum. Şu dubayı da hemen kapının ortasından görüyorum. Şuradaki kapı kolunda eşitlerseniz ya da kapının ortasına alırsanız dubanızı hiçbir şekilde dubaya çarpmazsınız. Şu an direksiyonumu ne yaptım? Dubayımı görene kadar tam solla çıktım.
Dubamı ayarladıktan sonra şimdi direksiyonumu tam sağa çeviriyorum. Tam sağa çevirirken sinyalim kapandı. Tam sağa çevirdikten sonra tekrar sinyalimi sola veriyorum. Sağ şeridime çıkacağım. Ayna kontrolü, omuz üstü bakışta trafiği kontrol ediyoruz. Sağ şeridimize çıktık. Düz bir şekilde geldik, durduk. Burada kim alacağız aracı? Komisyonumuzu alacağız, devam edeceğiz.